Gebertirim lan sizi. Anladın mı? Oynadın tokum. Hep bizim ne lazım? Dedim emeklere lan. Ne lan bu rezalet? Bundan sonra tabii ki aynı şekilde. Şu anda ligin yok, maçın yok ama aynı oyuncularım. Yani dediğim gibi şimdi o dönemleri birlikte. 14, 15, 16, 17 oynamış ve 19 yaştan beri benimle edindikleri terbiye, disiplin, nizam, işte soyunma odasına girerim, kalkarlar, oturun. Böyle başlayıp geldiği için onlar benim gözüme baktığımda, ben de onlara baktığımda yani gözlerimde ne varsa görebiliyorum. Onun için yani rahat bugün yani aradı sağ olsunlar hepsi, yanınızdayız hocam dedi. Biz sizinle var olduk dediler. Yani bu anlamda hakikaten yani... bahsi geçen video 3 sezon öncesine ait. İşte Mevsimspor Kayseri İdman Yurdu U19 müsabakasının devre arası görüntüleri. Orada olan bir oyuncu çekmiş. Kendi arasında öyle duruyorlar. Ancak bugün servis edilmesi çok manidar geldi bana. 3-1 mağlup durumda soyunma odasına girmiştik. Fakat soyunma odasında bir şekilde takıma müdahale etmem gerekiyordu. Ki bu şekilde etmiş oldum. Skoru da 5-3 olarak biz kazandık maçı. İşin orasında değilim ama bazen antrenörün bir yaptırımı ya da bir duruşu ya da bir hareketi, disiplin anlayışıyla ilgili tezahürler olabiliyor. Bu onlardan biri mutlaka. Oyuncularımın tamamıyla bir aile ortamında görüşüyoruz. Annesi, babası, benim eşim, oğlum, tüm aile ortamında çalıştığımız için yıllardır 25 yıllık antrenörlük hayatımda bu hep böyle oldu. İlk başladığım günkü heyecanımla aynı bu işi sürdürüyorum. Disiplin bir işte Fatih Terim'in dediği gibi avucunuzdaki bir kuşa benzer. Bırakırsanız kaçar, sıkarsanız ölür. Bunu o kıvamda tutabilmek önemliden hareketle. Antrenmanda işte bazen koşu, şınav cezası, antrenmandan gönderme gibi cezalar olabiliyor ama bu müsabaka esnası olduğu için devre arasında öyle bir şeyimiz oldu. Bu anlamda özür diliyorum. Yani özellikle orada geçen iki kelime için. Yoksa oyuncu bugün benim konumumda olan benden önceki jenerasyon ve hala mevcutta bulunan birçok antrenörün zaman zaman başvurduğu bir yöntem. İşte Alex Ferguson'un da David Beckham'a terlik attığını da biliyoruz. İşte zaman zaman Fatih Terim de böyle şeyler yapabiliyor diye söyleniyor. Ciddi bir şey mi? Şöyle, oyuncularımın yanında olduğunu bilmem. Aileleriyle birlikte, ta ilk antrenörlük yıllarımdan beri oyuncular da aradı. Bugün telefonum hiç susmadı. Gerek sosyal medyadan yazarak, gerek bizzat arayarak benimle ilgili olan olumlu düşüncelerini belirtmeleri. Bu beni tabii memnun etti. Bunun yanı sıra tabii ki orada özellikle ölmüş anneme küfredenler de var. Onları da tespit ettim. Onlarla da ilgili tabii ki hukuki süreci başlatacağım. Pazartesi günü dava açacağım. Hakaret davası. Benim öyle yapıyor olmam kimseye bana küfretme hakkı vermez. Çünkü oyuncularımı seviyorum. Oyuncularla bir oyuncudan ziyade abi baba ilişkisi. Mesela üçüncü kata sırtımda çıkardığımı bilir. Alçıya aldı ayağını mesela doktor. Yere basamıyor. Oyuncumu aldım üçüncü kata sırtımda çıkardım. Oyuncu da daha sağ yani burada dünyada. Olmaması gereken bir şey maçta olmuş. Orası biliyorsunuz normalde bir evli çiftin yatak odası nasıl mahremiyeti ise soyunma odası da bir teknik adamın, antrenörün mahrem yeridir. Orada maçı kazanmak adına, işte kupayı almak adına veya hazırlamış işte takımı her neyse sebebi böyle bir takım şeylerde bulunabilir. Bu birçok dediğim gibi teknik adamın başvurduğu bir konu ya da yöntem ama güya şimdi bu yönteme başvuranlar yani veya Fatih Terim'i bu gibi yönleriyle sevenler, edenler mesela yorumlarda da okumuşsunuzdur. Şimdi güya biz günah keçisi olduk. Ancak perde arkasında kim var bir ona merak ediyorum. Ona da ulaşırım yani.